Altını bir daha çizeyim. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir. Bu delege yapısıyla siz değişimin önünü, liderlik konusunda değişimin önünü açmazsanız, bu partide, yani sizden sonra gelecek kişiye el vermezseniz, niye vermeyeyim? Siz hayır, niye vermeyeyim? Kurultay yine sizi seçer efendim. Hayır efendim. Bu delege yapısıyla. Hayır efendim. Sayın Muharrem İnce'nin katıldığı seçimde bunu gördük. Bakın. Bu partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyeceğine onlar karar verecektir değerli arkadaşlarım. Bu parti bir kişinin partisi değildir. Siz aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Yani bu sonuçta sizin vereceğiniz bir karar. Ben çıkıp ben adayım demem. Size aday gösterirlerse anlatamıyorum galiba. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Milletvekili adaylarının, belediye başkanı adaylarının son değerlendirmede sizin onayınızdan geçmesi gerekiyor. Yani bir anlamda siz de tek adamsınız ve bu son Merkez Yönetim Kurulu değişikliğinden sonra teşkilatları da kendinize bağladınız. Bu durumda siz lider olarak değişimin önünü açmazsanız, burada değişimden kastettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun liderlik konusundaki değişim mesajıdır. Bu kaybetme duygusuyla yaşayan seçmeni hangi motivasyonla ve hangi kazanma inancıyla yerel yönetim seçimlerinde sandığa götüreceksiniz? Şöyle ifade edeyim. Değişimin arzusu gayet güzel. Partinin merkez yönetimi değişti mi? Değişti. Partinin parti meclisi değişmiyor. Çünkü kurultaya bağlı, kurultaydan. Meclis grubunda değişiklik oldu. Meclis grubunda değişiklik oldu. Partinin diğer organlarındaki değişim genel başkanın iradesine bağlı değil. Merkez yönetim kurulunun alacağı karar ve parti meclisinin bunu onaylamasına bağlı. Biz kongre kararını aldık mı? Aldık. Arkadan ne yapacağız? Parti meclisine sunacağız. Parti meclisi nasıl karar verirse o çerçevede hareket edeceğiz. Takvimi yaptık mı? Takvimi yaptık. Bu takvim gerçekten de hani böyle işi zamana yayıp uyutma falan yok, öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Tam tersine sıkışık bir. En fazla 15 gün, en fazla 15 gün daha daraltabiliriz ama o da risk oluşturur diye yapamadık. Her şey yasalara uygun olarak yapıldı. Teşkilatları niye kendinize bağlı? Genel başkan seçimli bir kurultay mı olacak? Ben hala o cevabı alamadım. Olacak. Ya olur mu arkadaşlar? 50 sefer söyledim. Ne dediniz? Söyledim. Genel başkan seçimli. Genel başkan da seçilecek. Başka kimse. Biz kurultayı niye yapıyoruz? Böyle bir tartışma efendim, var çünkü günlerdir efendim. Arkadaşlar, o tartışmayı yapanlar ya siyasi partiler yasasını bilmiyorlar ya bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımlıyorlar. Ön yargıyla siyaset yapılmaz. Ön yargıyla soru sorulmaz. Yani soru nasıl sorulur? Kurultayı yapıyorsunuz. Ne? Seçimli kurultay bu. Parti meclisi seçilecek. Genel başkan seçilecek burada. Disiplin kurulu üyeleri seçilecek. Bunların hepsi olacak zaten. Bir de genel başkansız seçim var. Yani genel başkan, o da galiba belli bir siyasi partiler yasası onu öngörüyor. O çerçevede yapılıyor. Bu seçim genel başkanın da seçileceği bir seçim. Ve adayları üyelerin katılacağı ön seçimle belirleyeceksiniz. Ön seçimle belirlenecek değil mi aday? Şimdi bakın şunu da ifade edeyim. Eğriye eğri, doğruya doğru. Halkıma her zaman doğruları söyledim. Tüzükten rahatsız mısınız? Evet, tüzükten rahatsızım. Ben daha önce kurultay yaptık, tüzük kurultayı yaptım. Tüzük kurultayında dedim ki iki şey yapalım. Aktif üye, pasif üye diye ayıralım üyelerimizi. Aktif üye düzenli her ay parti aidatını ödeyen üye olsun. Pasif üye partimizin üyesi, partimizin sempatizanı ama aylığını ödemiyor. Yani aidatını ödemiyor. Dolayısıyla partinin milletvekilini seçecek olan kişi aktif üye olsun. Benim bu partiyle bir aidiyetim var. Her ay gidiyorum, aidatımı ödüyorum. O zaman milletvekilini seçiyorsan kardeşim bana danışacaksın. Bunu kurultaya kabul ettiremedim. Kurultay bunu reddetti. Kurultay reddettiği için ön seçim her zaman bizim anladığımız anlamda sağlıklı bir seçim olmuyor. Niye olmuyor? Bir yere bakıyoruz. İl başkanı gitmiş, bütün akrabalarını partiye üye kaydetmiş. Bağırıyor illa ön seçim olsun. Yapıyorsunuz zaten, onun dışında başka birisinin çıkma şansı yok.
Benim yapmak istediğim neydi? Benim yapmak istediğim partiye aidiyeti olan, bağlılığı olan, düzenli aidatını ödeyen kişi o zaman o milletvekilini gelsin seçsin. Desin ki bir dakika, bu parti benim partimdir ve ben bu partiye milletvekilini seçerken dikkatli bakacağım. Bir, özgeçmişine bir bakacağım. Parlamentoda ne kadar? Seviliyor mu, sevilmiyor mu, ona bakacağım. Artı toplumdaki konumu nedir bakacağım ve ona gidip oyumu vereceğim. Bu geçmedi. Üzülerek ifade edeyim, geçmedi. Hala bunu inşallah geçireceğiz. Çünkü o dönem reddedenler bugün diyorlar ki keşke biz onu geçirseydik. Şimdi bunu inşallah eğer kurultayda tüzüğe bunu da getireceğiz. Yine toplum, yani partinin önüne koyacağız, delegelerin önüne koyacağız. Diyeceğiz ki gelin buna oy verin. Dolayısıyla aktif üye ama düzenli aidat ödeyen, onun da altını özenle çizeyim. Çünkü bizi dinleyen şu anda Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım da var. Düzenli her ay aidat ödeyen ön seçimde oy kullanacak. Yoksa hani böyle milletvekili tam seçimi sırasında gel bütün aidatlarını ben şimdi ödeyeyim 3 senelik aidatı gel oy kullan. Hayır. Düzenli her ay. Ben nasıl ödüyorum? Bankaya talimat verdim. Kredi kartımdan her ay banka CHP'nin şeyine yatırıyor parayı. Hesabına yatırıyor parayı. Efendim, hani böyle gidip mahpus kesme dönemi de bitti bu, artık. Bu açıklıkla tekrar bir yeniler misiniz? Siz aday olacak mısınız? Olmayacak mısınız? Yani bu sonuçta sizin vereceğiniz bir karar. Ben çıkıp ben adayım demem. Size aday gösterirlerse. Anlatamıyorum galiba. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Bu partinin, yetkili organları kimin aday olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyeceğine onlar karar verecektir değerli arkadaşlarım. Bu parti bir kişinin partisi değildir. Bu partide bir kişinin hegemonyası söz konusu değildir. Evet, ama ve bu partide herkes var. Altını bir daha çizeyim. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir. Ama efendim parti Sayın Muharrem İnce aday oldu ama bu delege yapısıyla herhangi bir başarı gösteremedi ve siz seçildiniz tekrar. Yani bu delege yapısıyla siz değişimin önünü, liderlik konusunda değişimin önünü açmazsanız, bu partide, yani sizden sonra gelecek kişiye el vermezseniz, niye vermeyeyim? Siz hayır, niye vermeyeyim? Kurultay yine sizi seçer efendim. Hayır efendim. Bu delege yapısıyla. Hayır efendim. O... Sayın Muharrem İnce'nin katıldığı seçimde bunu gördük. Bakın, bu partinin bir sağduyusu vardır. Bu partinin bir sağduyusu vardır. Bu parti sıradan bir kişiye gelip genel başkan seçmez. Bunun altını bir sefer özenle çizmek gerekiyor. Delege dediğimiz kişi de sıradan bir insan değildir. Partinin kültürünü bilen, partinin tarihini bilen bir kişidir. Böyle ben çıktım, ben aday oldum, gel bana oy ver. Hayır, öyle bir kural yoktur burada. Öyle bir kural da geçerli değildir. Parti 100 yıllık geleneği olan bir partidir. Sıradan bir parti değil. Siz işaret ederseniz o delege seçer ama efendim. Şöyle, bakın ben meclis grubuna seçimler de vardı. Bana sordular kime oy verelim diye. Bana sorarsanız o zaman bu seçim olmaktan çıkar. O zaman ben tercihimi koyayım, siz oy verin dedim. Ben bu kadar da duyarlı davran. Siz kalkıp da bütün delegelere... Efendim gel bana oy ver, şunu ver. Hayatımda şu ana kadar hiçbir delegeye telefon edip gel bana oy ver demedim ve demem de zaten. Benim ne kitabımda yazar bu, ne benim ahlakımda, ne erdemimde yazar. Delege gelir, kimi arzu ediyorsa seçer. Ha şimdi ben eski delegelerle, yani şu anda var olan delegelerle seçim yapsaydım, diyeceklerdi ki bak işte bunlar zaten Kılıçdaroğlu'nun delegeleri, geldi zaten o seçilecek. Ben kurultay kararı aldım. Buyurun herkes çalışsın. Aday olanlar çalışsınlar. Siz çalışmayacaksınız ama tabii, öyle anlıyorum. Hayır efendim. Hayır efendim. Gitsinler çalışsınlar de. Muharrem Bey de çalıştı, diğerleri de çalıştı. Giderler, çalışırlar, anlatırlar. Neyi nasıl yapacaklarını anlatırlar, söylerler. Olur kurultay, insanlar çıkarlar. Bir yarış olur, yarış içinde birileri kazanacak. El vermeniz sizin açınızdan daha erdemli bir davranış olmaz mı efendim? El vermeniz. Ben el veririm. Niye el vermeyeyim? Yani ben şimdi şöyle bir şeye kapılmayalım. Efendim illa ben olacağım, diğerlerinin tamamını reddedeceğim. Benim kitabımda o yok. Yok öyle bir şey. Benim geleneğimde de örfümde de yoktur öyle bir şey.
birisi çıkar gerçekten de